Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnım pamuk makrome ipi ile hazırladığım tığ işi örgü çantamızın yapımını tarif edeceğim. Çantamızı inceleyelim. Tabanı çok kolay, oldukça muntazam, güzel olan bir taban. Çantamızın duvar kısmı bu şekilde. Oldukça şık ve güzel bir model. Diğer tarafı da bu şekilde. Kol kısımları bu şekilde. İçi de oldukça geniş ve derin, kullanışlı. Bu çantamı ben günlük boy olarak çalıştım. Çok fazla büyük değil, çok fazla da küçük değil. Tabanının boyu 33 cm, eni 10 cm. Çantamızın duvar kısmının uzunluğu da 30 cm. Dediğim gibi günlük bir çanta, günlük boyutlarda kullanılabilecek oldukça ideal, güzel bir çanta oldu. Ama sizler bu çantayı hazır bir taban kullanarak örebilirsiniz. Hazır kulplar kullanarak çalışabilirsiniz. Rafya ipler, kağıt ipler kullanarak daha büyük boyutlarda plaj çantası olarak da yapıp hazırlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok çok kolay ve keyifli. Detaylı olarak da sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. 2009'a yakından bu şekilde tığ numaram da 3 olacak. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi kilit yapıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adet zincirimizi çekiyoruz. 16. zinciri bırakıyoruz. Burada 15. zincire batarak ilmek çıkarıyoruz. 2 ilmeğimiz var, doladık. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincire batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var, doladık. Sık iğne örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızı tamamladık. Toplamda 16 tane zincir çekip 15 adet sık iğnemizi ördük. Sizler çantanızın tabanının en kısmının daha geniş olmasını isterseniz eğer daha fazla zincir çekebilirsiniz. Daha küçük olmasını isterseniz de yine zincir sayısını azaltabilirsiniz. Şimdi son sık iğnemizi de ördükten sonra ilmeğimizi hafif esnetiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Ve bakın, gelen ilk boşluğa zincir çekmediğimiz için dönüşlerde buradaki gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne. Gelen bir sonraki boşluğa batıyoruz. Sık iğne. Bu şekilde ters kısımdan sık iğnelerimize batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Son noktada nereye batıyoruz? Bunu hemen paylaşalım. Son bir sık iğnemiz kaldı. Bu noktaya da batıyoruz. Eğer ilk kez başlamışsanız, başlangıç sıranızda kaç tane sık iğne ile başlamışsanız bir sonraki sırada yine aynı şekilde sayarak en azından birkaç sıra kavrayana kadar sayarak ilerlemenizde fayda var. Şimdi tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Örgümüzü, ilmeğimizi hafif esnettik ve örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi yine gelen ilk boşluğa batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Ve bir sonraki boşluğa sık iğne. Ta ki bu işleme sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi tekrar burada sıra sonuna kadar gelelim. Son batışı ve dönüşü bir kez daha sizinle paylaşalım. Son noktalara yaklaştık. Gelen boşlukları batıp sık iğnemizi örüyoruz. Ve son sık iğne. Buradaki başak şeklinden anlayabiliriz. Bu noktaya da batıyoruz.
İlmek çıkardık. Sık iğne. Dönüşlerimiz zincirsiz. Hafif ilmeğimizi esnetiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Ve gelen ilk boşluğa batarak sık iğne. Ve bu şekilde tabanımızı yeteri kadar uzatacağız. Bakın. Bu şekilde örerek tabanımızı yeteri kadar uzatacağız. Sonrasında birlikte örmeye devam edeceğiz. Tabanımızı yeteri kadar uzattık. Toplamda 57 sıra olana kadar ördük. Şimdi 57. sıramızdayız. Bakın son noktaya batıyoruz. Bu son batacağımız noktaya 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. Bu 3 tane sık iğne ile dönüşü sağlamış olduk. Şimdi gelen şu aradaki boşluğa batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Bu aradaki boşluğa ve şu aradaki noktaya. Bu kısımlara batarak birer tane sık iğne öreceğiz. Ve tabanımızın çevresini sık iğne ile çevrelemiş olacağız. Bu noktalara batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. 3 sık iğne ile dönüşümüzü yaptık. Şimdi burada sık iğne örerek devam edeceğiz. Ta ki buradaki köşe uç noktaya kadar. Sıramızın sonuna geldik. Son noktalara da batıyoruz. Ve bakın burada ilk zincirli olan kısım, ilk başladığımız nokta, burada bir sık iğne var. Bu sık iğnenin şu arasına mutlaka batacağız. Ara kısmına batıyoruz. Bir tane sık iğne. Şimdi zincirli olan, bakın burada kilit zincirimiz var. Ve etek kısmına batıyoruz. İlk başladığımız nokta. Buradaki zincirin içerisine batarak 3 tane sık iğne örüyoruz ve dönüşü sağlıyoruz. 1. Buradaki kısa ipi de gizleyerek örelim. Yani yine köşeye 3 tane sık iğne örmüş oluyoruz. 2 ve tekrar bu köşeye de 3 tane sık iğne örmüş olduk ve devam ediyoruz. Bakın karşılıklı sık iğnelerin olduğu noktalara batarak zincirli kısımlara sık iğne örmeye devam ediyoruz. Kısa kalan ipimizi burada gizledik. Sıra sonuna kadar devam edelim sık iğnelerimizi örmeye. Tabanımızı çok gevşek örmüyoruz. Biraz sıkarak örüyoruz. Eğer eliniz gevşekse tığ numaranızı bu noktada küçültebilirsiniz sık örmek için. Taban sert olduğunda güzel duracaktır. Son noktalar. Son sık iğne. Şimdi bu noktaya da 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve aynı boşluğa. Bu noktaya da yine 3 tane sık iğnemizi ördük ve devam ediyoruz. Bu kez batacağımız noktalar, bakın buradaki boşluğa batıyoruz. Sık iğne. Bu ara boşluğa batıyoruz. Her bir sıraya bir tane sık iğne gelecek şekilde batarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Bu şekilde her bir sıraya bir tane sık iğne gelecek şekilde bu tarafta yaptığımız gibi sık iğnelerimizi örerek son noktaya kadar ilerleyelim. Bu noktayı yine birlikte örelim. Köşe uç noktamıza geldik. Buradaki son noktalara da batarak sık iğnelerimizi örüyoruz. Şimdi burada ilk başladığımız sık iğne var. 57. sırada ördüğümüz ilk sık iğnemiz burada. Şimdi burada bir tane sık iğne olduğu için bu son batacağımız noktaya iki tane sık iğne örerek bitireceğiz. Neden? Çünkü burada bir tane sık iğne var. Şimdi buraya bir, iki tane sık iğne örüyoruz. İki tane sık iğneden sonra bu ilk olan sık iğnenin arka tek kanadına batıyoruz
ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırarak geçiriyoruz. Ve bu noktada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bakın tabanımızı hazırladık. Artık modelimizi kurmaya başlayacağız ama burada söylemek istediğim birkaç nokta var. Bu tabanı sayılarını, başlangıç zincir sayısını ve sıra sayısını artırarak, eksilterek istediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Benim tabanımın eni şu anda bu sayılarla eni 10 santim, boyu da 33 santim oldu. Bu tabanı sadece bu çanta için değil, birçok çanta için de kullanabilirsiniz. Şimdi tabanımızı 3 numara tığ ile ördük. Şimdi kenar kısmını, artık çantamızın duvar kısmını çıkacağız, modelimizi kurmaya başlayacağız. Bunun için de 3,5 numara tığ kullanacağım. Yani yarım numara tığımı büyütmüş olacağım. Neden? Çünkü birazcık esnek örmem gerekiyor. Trabzanlarla devam edeceğiz. Birazcık gevşek örmem gerekiyor. Bu yüzden de tığ numaramı değiştiriyorum. Tabanın sıkı olması için 3 numarayla başladık. Artık duvara çıkarken de 3,5 numara tığ kullanacağız. Şöyle 3 numara tığımızı kenara alıyorum. Burada 3 zincirden sonra ilmeğimi bırakmıştım. İlmeğimi tığıma takıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın burada 1, 2 boşluk bırakıp 3. sık iğnenin, yani 2 tane sık iğne atlıyoruz. 3. sık iğnenin bakın tek kanadına, bu tek kanadına batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var, doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte çekerek ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Trabzanı ördüğümüz boşluğa tek kanada yine tekrar batıyoruz. Bu noktadan ilmek çıkardık. 3 tane ilmeğimiz var, doladık. Önce ilk ikisinin içerisinden geçiriyoruz. 2 tanesi tığımızda kalıyor. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. 1, 2 tane sık iğne atlayıp 3. sık iğnenin arka tek kanadına batarak bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. İlkin ikisini birlikte çekiyoruz. Sonrasında burada 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Doladık. Üçünü tek seferde topluyoruz. Ve 1, 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın son ördüğümüz noktaya batıyoruz. İlmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Önce ilk ikisini çekiyoruz. 2 ilmek tığımızda kalıyor. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Alttan 1-2 tane sık iğne atlayıp 3. sık iğneni yine arka tek kanadına batarak ilmek çıkardık, doladık. İlk ikisinin içerisinden geçiriyoruz. 3 tane ilmeğimiz tığımızda kalıyor. Doluyoruz. Üçünü tek seferde çekerek bakın modelimizi örmüş oluyoruz. Bu şekilde V'ler ya da üçgenler diyebiliriz, oluşturuyoruz. 2 zincir doladık. Bakın bu sıra duvar çıktığımız ilk sıra olduğu için arka tek kanatlara batıyoruz. Tekrar son battığımız noktaya batıyoruz. İlk ikisini çektik, doladık. 1 2 boşluk bırakıp 3. boşluğun yine arka tek kanadına batarak ilk ikisini çektik. Üçünü de tek seferde topladık. Bu şekilde modelimizi ilk sırasını oluşturuyoruz. Şimdi dönüşlerde de hiçbir farklılık yok. Normal. Bakın 2 tane atlıyoruz, 3.'ye batıyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Yine modelimiz aynı şekilde ilerliyor. Yine 1, 2, 3.'ye batıyoruz. İlmek çıkardık. İlk ikisini alıyoruz. 3'ünü de tek seferde topluyoruz. 1, 2 zincirle devam ediyoruz. Ve bu sıradan itibaren bakın hemen köşe çukurumuz oluştu. Burada eğer elinizi gevşek tutmazsanız, yani tığ numaranızı biraz büyütmezseniz, tabanı ördüğünüz sıkılıkta duvar örmeye başlarsanız eğer, burası böyle içe doğru kapanma olacaktır. Birazcık duvar kısmının salaş olmasını istiyoruz. Bunun için de ya tığ numaramızı büyüteceğiz ya da elimizi biraz gevşek tutarak
tabandan ördüğümüzden biraz daha gevşek tutarak duvar kısmını öreceğiz. Tığ numarasını değiştirmezseniz eğer elinizi gevşek tutarak örerek duvarı da tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bakın köşe dönüşü de gördük. Modelimizi hiç bozmadan aynı şekilde tabanımızın etrafını dolanacağız ve son noktaya kadar geleceğiz. Bu noktaya geldiğimizde yine birlikte örmeye devam edeceğiz.